Anahtarını mı unuttun Fikret Hanım? Buyurun. İyi günler. Fikret Tekin'in evi değil mi? Evet. Fikret'e çiçek mi geldi? Ben Fikret'in yengesiyim, alayım. Buyurun. Şurayı imzalayın lütfen. Bozuğum yok, kusura bakma. Canın sağ olsun. Hayırdır inşallah. Fikret, geçen yıl bugün doğum gününde yüzüklerimizi takmıştık. Nasıl mutluyduk. Gelecekle ilgili ne planlarımız vardı. Hayat acımasız, Ali Rıza Bey daha da acımasız. İstediği oldu. Şimdi aramızdaki uzaklık sadece kilometreler değil. İkimiz de başka hayatlara doğru yola çıktık. Neydik, ne olduk. Bugünü unutmadım, unutmayacağım. Doğum gününü unutmadım, unutmayacağım. Çok mutlu oldum. Doğum günün kutlu olsun Selim. Vay vay vay. Bu mektup olay olacak. Fikretciğime çok güzel bir doğum günü hazırlayacağım. Ne oldu sana? Ne oldu böyle? Ne oldu sana? Ne oldu? Ay! Ay! Dilime doladı musibet adam. Anneciğim, akşama ne yemekler yapıyoruz? Bilmem. Düşünüyorum bir yandan. Pilav yapacağım, o Allah'ın emri. Yanına da bir köfte diyeceğim ama yeni bitti. Sulu yemeğe de çocuklar nazlanıyor. Bunlar Fikret'in doğum gününü unutmuş. Garibim, o yüzden sabah yağmurda kalmış kedi gibi dolanıyordu ortalıkta. Senin aklında bir şey var mı? Var. Aa, ne oluyor kızım? Sizi şöyle mutfağın dışına doğru alalım. Aa, hayırdır inşallah. Ay, işim gücüm var Ferhan, da oyalama beni. Bugün müsaade ederseniz bütün yemekleri ben yapmak istiyorum anneciğim. Lütfen. İyi de nereden çıktı şimdi? Canım öyle istedi. Aşk olsun, bana güvenmiyor musunuz yoksa? Vallahi güzel yemek yapıyorum. Hiç yemedik ki. Tamam. Bugün size bütün marifetlerimi döktürürüm. Beğenmezseniz bir daha girmem mutfağa. Niye beğenmeyelim canım? Bence siz bu gürültüde evde de durmayın. Meyer Hanımlara gidin. Nasılsa Fikret de orada. Ben her şeyi hazır edince çağırırım sizi. Olur mu anneciğim? Tamam kızım.